O günler ki biz o günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Bu aynı zamanda bir sünnetullah delilidir. Kur'an delili olmanın yanı sıra burada sünnetullah boyutu şudur. Şimdi meselenin o kısmına girmeyeceğim. Konudan uzaklaşmamak için sadece neticesini söylüyorum. Sünnetullah'a göre arkadaşlar dünyada hiçbir kuvvet hiçbir devlet ebediyen mağlup ya da ebediyen galip kalamaz. La galibe illallah hükmünün gereği olarak Müslüman kafir fark etmez. Bir dönem galip olanlar bir dönem gelip mağlup olmak mecburiyetindedir. Mağlup olanlar bir dönem gelip galip olmak mecburiyetindedir. İsrail'in yıkılıyor oluşunun Kur'an'a göre benim şahsen bilebildiğim bulabildiğim kadarıyla belki benim burada arz ettiğimden konuya daha yakın daha sağlam temelleri de olabilir. Mükemmeli ifade ettiğim iddiasında değilim. Benim şu an için en azından tespit edebildiğim kadarıyla İsrail'in yıkılıyor oluşu İsrail'in şahsına özel bir kaideden değil bütün yükselen güç kuvvet sahibi olan devletlerin bir gün gelip de yıkılmak mecburiyetinde yıkılmak mahkumiyetinde oluşlarından kaynaklanıyor.